Ya surat asma Cem ya, yarın yine gelirim. Hem yarın okul yok, daha çok beraber alırız. Yok, yarın gelme artık. Aa, niye? Her gün bize geliyorsun. Biraz ailene de vakit ayır. Allah Allah. Hani sen her hafta sonu beni görmek istiyordun? Evet ama öbür gün görüşürüz. Yani ailenin her gün bize gelmene tepki göstermesini istemem. Ne de olsa erkek arkadaşın olduğumu daha yeni öğrendiler. Ailenle aram açılmasın. Yoksa sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ne gibi? Yarın sınıftaki aptal çocuklarla halı sahadaki maça gitmeyeceksin değil mi? Yok canım. Nereden çıkardın? Evde oturup ders çalışacağım. Tamam biliyorsun. O şımarık çocuklarla görüşmeni istemiyorum. Aslında iyi çocuklar. Ama madem görüşmemi istemiyorsun, görüşmem. Ben de sizden telefon bekliyordum. Hazır mısınız? Nerede buluşuyoruz? Her zamanki yerde. Tamam. Top sahasında buluşuruz. Ha, bana bak Tolga. Tuğçe sizinle buluşuyor mu bilmiyor. Eğer onu veya arkadaşlarından birini görürseniz benimle görüşmüyorsunuz, tamam mı? Hani abim Tuğçe'ye söz vermişti. Bir de onlarla görüşmeyecekti. Bilmem ama şimdi işin aslını öğreniriz. Galiba elimize büyük bir koz geçecek. Ne kalabalıklığı canım? Yani durup dururken Tuğçe'yle küsmek istemiyorum. O kadar. Öyleyse niye panik yapıyorsun Cem? Ya ben bugün Tuğçe'ye evde oturacağım dedim. Evdekileri de tembihleyeceğim. Eğer ararsa uyuyor, hasta falan desinler. Kılıbıksın oğlum işte, kabul et. Ya dalga geçmesene Tolga. Senin de kız arkadaşın olunca görüşürüz. Tamam tamam, acele et. Tamam ben çıkıyorum. Bak sen bizim kerataya. Demek Tuğçe'ye uyuyor ya da hasta diyeceğiz abi. Bakalım bize bunun için kaç haftalığını vereceksin. Bence bir ay parasız dolaşacak. Yürü Çilek, abim gitmeden yakalayalım. Abim çıktı mı Frize abla? Hayır, ben de onu bekliyorum. Ben çıkıyorum. Nereye? Arkadaşlarımla buluşmaya. Hangi arkadaşlarımla? Size ne oluyor bakayım? Bak Cem, senin yüzünden Tuğçe'yi idare edemem. Yalan söylemekten haz etmiyorum. Biz idare ederiz abi. Ama kaç haftalığını vereceğine bağlı. Sen arkadaşlarındayken Tuğçe ararsa, uyuduğunu söylersek 2 haftalığı yeter. Ama uyandırın derse risk alamayız. Hafta yatıyor, telefona gelemez dersek 4 haftalığın gider. Tercih senin. Siz benim telefonlarımı mı dinliyorsunuz? Evde bir sürü paralel var. Ben birini açmış bulundum. Biz de ötekine. Tamam, 4 haftalığım sizin. Ama eğer Tuğçe bir şeyden şüphelenirse size bir daha 1 haftalığım bile vermem, ona göre. Anlaştık. Sen hiç merak etme. Ben anlaşmadım. Tuğçe'ye yalan söylemekten bıktım Cem. Ya erkek erkeğe maç yapacağız. Kızlar bunu bile kıskanıyor. Ne olur bir defa daha idare etsen. Sen bakar mısın Çilek? Tabii ablacığım. Tuğçe. Abim mi? Abim uyuyor. Yok uyandıramam. Nesi var diyor? Üşütmüş, grip olmuş, nezle olmuş falan de. Hem üşüttü hem grip. Nezle oldu biraz. Tamam söylerim, bay bay. İnandı mı? Hem de çok. Oh, abimin haftalıklarını kurtardık. Ama küçük bir sorun var. Ne? O kadar inandı ki ziyaret etmek için buraya geliyor. Ne olur Firuze abla,
Tuğçe gelince Cem'in hastalığı bulaşıcı. Odasına girmeden ne olur? Diyemem. Hiç boşuna ısrar etmeyin. Siz abinizin haftalığını alacaksınız diye Tuğçe'ye yalan söyleyemem. Hem ne yapıyorsunuz siz bu kadar parayı? Biriktiriyoruz. Ne için? Abime yarış bisikleti alacağız. Ne? Siz abinizin elindeki paraları ona bisiklet almak için mi elinden alıyorsunuz? Evet, çünkü o biriktiremiyor. İşte geldi. Ne olur Firuze abla. Hiç boşuna ısrar etmeyin. Yalan söylemek kötü bir şeydir. Ben banyoyu temizlemeye gidiyorum. Of. Merhaba. Cem nerede? Bu nasıl? Odasında mı? Siz benden bir şey saklıyorsunuz. Bilmem. Yoksa öldü mü? Ay yok Tuğçe, ne biçim laf o? Abi maçta. Maçta mı? Demek bana yalan söylemenizi istedi. Yazıklar olsun sana Cem. Ama eve gelince ona söyleyin. Ben yalancı bir sevgili istemiyorum. Onu terk ediyorum. Abim bizi öldürecek. Birazdan abim gelecek ve mahvolacağız. Saklanalım, sakinleşene kadar da çıkmayalım. Olmaz, o sinirle bizi nereye saklansak bulur. Geldi. Son duamızı edelim ve suyuna gidelim, tamam mı? Tamam. 3-0 yenildik. Tebrik ederiz, çok sevindik. Bravo. Yenildik diyorum kızım, yenildik. Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Ha öyle mi? Neyse abi, bir dahaki sefere kesin kazanırsınız. Firuze abla çıktı mı? Çok susadım. Çıktı ama ben sana suyunu getiririm. Ne? Sen bana su mu getireceksin? E tabii, abim değil misin? Hem o kadar yorulmuşsun, terlemişsin. İstiyorsan ben de ayaklarına masaj yapayım. Sizin neyiniz var bakayım? Hiç. Yoksa Tuğçe mi aradı? Evet aradı. Abim saç da uyu dedik. İnandın mı bari? İnandı. Sağ olun kızlar, çok iyisiniz. Haftada malı ama size vereceğim. Ben bakıyorum. Durun ben bakarım. Belki Tuğçe'dir. Hasta gibi konuşunca iyice inansın. Alo. Ne haber Tuğçe? Ne? Bu doğru değil, hastaydım. Tüm gün evdeydim. Tuğçe. Tuğçe beni terk ettiğini söyledi. Ve telefonu yüzüme kapattı. İkiniz de bittiniz. Ne? Tamam, şu anda kapıdan içeri giriyorum ve... Çilek, ne oluyor burada? Söylesene kızım, niye dondurdun onları? Abim saçımızı çekiyordu, Çilek'in de canı acıdı. Ben de sihirle onları dondurdum. Peki niye kavga ettiniz? Önemli bir şey değil Betüş, yine Tuğçe yüzünden. Of, tamam, şimdi her şeyi eski haline çevirelim. Hadi yardım et bana. Başını bırakma Betüş, yine yağmur başladı. Of, bu durum için çok üzülüyorum çocuklar. Betüş, yağmur duruyor galiba. Oh, çok şükür. O benim sihirli ay.